Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Yine çok istenen bir video ile karşınızdayım. Organik kimyada ezbere bilmemiz gereken her şey. Özel maddeler, özel tepkimeler, özel maddelerin özellikleri, alkanların özellikleri vesaire, kısaca ezbere bilmemiz gereken her şey bu videoda. Hadi bakalım, organikten ezbere bilmemiz gereken neler neler varmış. Hemen başlıyoruz. Şöyle biraz büyütelim. 1. Hidrokarbon yapısında sadece CH bulunduranlar. Sadece CH. Flor, klor, brom, iyot varsa hidrokarbon değil. Hidrokarbonların hepsi apolardır. Apolar oldukları için moleküller arası London taşırlar. London en zayıf etkileşim, bu yüzden uçucudur. Kaynama noktası düşüktür. Etkin çekim kuvveti London. London olduğu için tüm hidrokarbonlarda, alkan, alken, alkin hepsinde kaynama noktası. Karbon sayısı arttıkça artar, dallanma arttıkça düşer. Bu tüm organik kimyada geçerli. Karbon ve hidrojen dışında element bulunduran bileşiklere heteroatomlu organik bileşik diyoruz. Alkan, alken, alkin dışında hepsi, yani CH içerenler dışında hepsi heteroatomlu organik bileşik. Hidrokarbonları ikiye ayırdık. Alifatik, aromatik. Alifatik doymuş doymamış. Doymuşlar alkanlar, diğer adı parafin. Doymamışlar alkenler, yani olefin, ve alkinler asetilenler. Aromatikler de benzenme türevleri. Alkanlar kapalı formülü CnHkn artı 2 düz zincirli ise, halkalı tek halka içeriyorsa CnHkn, tüm karbonları SP3, tüm bağları doymuş, pi bağı taşımaz, tüm bağları sigma. Herhangi bir bileşikte tüm organikte geçerli. Herhangi bir bileşikte sigma bağ sayısı, eğer bileşik düz zincirli ise atom sayısının bir eksiği, halkalı ise atom sayısı kadar. Alkanlarda pi bağı olmadığı için bu alkandaki toplam bağ sayısı. Dikkat et, halkalıda atom sayısı kadar dedik ya, bu tek halka içerenler için geçerli. 2-3 halkada aç yaz. Ezberleme, boşver. Alkanın ilk 4 üyesi gaz. Karbon sayısı 5'ten 17'ye kadar sıvı. 17'den fazla olanlar katı. Alkanlar iki molekül arasında CH2 kadar fark taşıyorlar. Bu alkenlerde de alkinlerde de var. Bu yüzden bunlar homolog sıra oluşturuyor. Günümüzde en çok petrol, kömür, doğal gazdan çıkıyor alkanlar. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar dedik. Bunların ben sorulacağını sanmam. Bunlar böyle ekstra bilgi olarak verilmiş ama bunları bilelim. Metil klorür renksiz, zehirli, kimya sanayisinde silikon polimerlerinde. Diklor metan zehirli, suda az çözünür. Metal ve tekstil sanayisinde kauçuk fotoğraf filmi, sentetik lif ve mürekkep üretiminde kullanılır. Özellikle kloroformu bil. Kloroform oda koşullarında gaz, bayıltıcı etkiye sahip. Geçmişte anestezik olarak kullandık. Kloroform anestezik, unutma. Özellikle karbon tetraklorürü bil. Ne karbon tetraklorür? Karbon tetraklorür oda şartlarında sıvı halde yanıcı bir şey, sıvı halde bir bileşik. Yanıcı olmadığından yangın söndürücü olarak kullanılıyor. İyi bir çözücü. Çok iyi çözücü. Bak, çok iyi çözücülerden biri karbon tetraklorür. Kuru temizlemede kullanılıyordu ancak zehirli olduğu için günümüzde kullanmıyoruz. Kuru temizlemede de yangın söndürücü olarak da artık kullanmıyoruz. Devam. Alkenler yapısında en az bir tane ikili bağ bulunduruyor. Olefin. Birden fazla ikili bağ varsa polialken. Bir tane ikili bağ düz zincirli CnHkn. Sikloalken CnHkn-2. Bir tane halka, bir tane pi bağ olan sikloalken. Düz zincir iki tane pi bağ var. Alka diyen, sikto alka diyen, şey, düz zincirli alka diyen oldu. Sikto değil, CnHkn-2. Düz zincir bir pi bağı var, CnHkn. Düz zincir iki pi bağı var, CnHkn-2. Halka bir pi bağı var, yine CnHkn-2. Geçtik. İkili bağ bulunduğundan dolayı doymamıştır. En basit üyesi etilendir. Alkenlerdeki çift bağ karbonu 2 sigma 1 pi, 3 sigma 1 pi taşıdığı için SP2'dir. İlk üyesi olan eten, diğer adıyla etilen, olgunlaşma hormonudur. Etilen olgunlaşma hormonu. Etilenin türevi olan trikloreten ve tetrakloreten yağ çözme özelliğinden dolayı yine nerede kullanıyoruz? Kuru temizlemede yaygın olarak kullanıyoruz. Geçtik. Alkende ezber bu kadar. Alkin üçlü bağ taşıyor. Diğer adı asetilenler. Birden fazla üçlü bağ taşıyorsa polialkin. Bir tane üçlü bağ varsa kapalı formülü CnHkn-2. En küçük üyesi asetilen. Asetilenin yan dal olmuş hali etinil. Etinil. Sonra. Asetilenin eldesi kalsiyum karbonat.
Kalsiyum oksit artı karbondioksit ısıttım. Kalsiyum oksit 3 tane karbonla kalsiyum karbür, diğer adı karpit artı karbon monoksit. Kalsiyum karbürü aldın, suyla tepkimeye soktun, asetilen. Milli Eğitim'de bununla ilgili soru var bak. Milli Eğitim kitabında varsa gerçekte de sorabilir. Ne yapacaksın? Bunu bileceksin. Her aşamasını bileceksin. Asetileni nerede kullanıyorsun? Metalin kesilmesi ve kaynatılması, her ikisinde de. Yüksek basınçta patlıyor. Bu yüzden sıvılaştırılması tehlikeli. Asetilen. Nerede kullanıyoruz? Metalin kesilmesi, kaynatılmasında. Etileni nerede kullanıyorduk alkenlerde? Olgunlaştırma hormonu. Hormonu. CH-CL3. Değil mi? Kim? Kloroform. Anestezik. CCL4 ne? Kuvvetli çözücü. Yavaş yavaş aklımızda kalıyor değil mi? Tekrarlarla defalarca tekrar ederek aklımızda bulunduracağız. Devam. Aromatik hidrokarbon. Benzen. En küçük aromatik hidrokarbon. Kapalı formülü C6H6. 3 tane asetilenden oluşuyor. Yapısında bulunan pi bağları rezonans. Benzeni ilk keşfeden bu formülünü, rezonans formülünü, Kekule. Rezonans durumundan dolayı karbon-karbon bağları özdeş. Özdeş 6 tane karbon-karbon bağı var. Pi bağ rezonans olduğu için halkadaki pi bağları katılma vermez. Aromatik bileşiklerin bir hidrojen eksiği aril. Nasıl alkanların bir hidrojen eksiği alkilse, alkenlerin alkenil, alkinlerin alkinilse bunun da aril. Benzenin bir hidrojen eksiği fenil. Toluenin bir hidrojen eksiği benzil. Toluenin bir hidrojen eksiği benzil. Benzen zehirli. Aromatik bileşik sentezlenmesinde boya, plastik, deterjan, patlayıcı, böcek ilacı, motor yakıtı üretiminde kullanılıyor. Naftalin, CH8 süblimleşir, keskin kokulu, haşereleri uzak tutmak için, lavabolarda oluşan kötü kokular için kullanıyoruz. Aminobenzen nerede? Boya, vernik, mürekkep, kauçuk. Toluen nerede? Plastik, ilaç, parfüm, boya, patlayıcı üretiminde. Fenol nerede? Yine böcek ilacı, benzen, naftalin, fenol. Üçü de böcek ilacı. Zayıf asit özelliğinden dolayı yine asit gibi kullanılıyor. Bunun dışında uzun süre antiseptik olarak kullandık. Asit olduğu için şu an kullanmıyoruz. Fonksiyonel gruplar. Herhangi bir R'ye, metil etil propile yeni bir fonksiyon sağlayan gruplardır. Alkenin çift bağı bir fonksiyonel gruptur. Alkenin üçlü bağı bir fonksiyonel gruptur. Kaç tane fonksiyonel grup var dediğinde onu da yazacağız. Alkil halojenür, R'ye X bağladın. Metil klorür, etil klorür, etil bromür. Kolay. Amin, R'ye NH2 bağladın. NH veya N de bağlayabilirsin. Yani birden fazla R de taşıyabilir. Nitroalkan, R'ye NO2 bağladın. Birden fazla fonksiyonel grup taşıyorsa polifonksiyonel bileşik. Hem oksi yani alkol, hem asit. Hem amin hem asit, bunlar da polifonksiyonel bileşikler. Alkoller CNH2N+2O. Diolse CNH2N+2O2, triolse O3. Eğer ana zincirde pi bağı yoksa hidrojen değişmiyor, oksijen değişiyor. Bir karbona birden fazla OH bağlı. OH'ın bulunduğu karbonda fonksiyonel grup bağlı. Bak CH3 değil, fonksiyonel grup bağlı. OH'ın bulunduğu karbon sp küp değilse alkol değil. Bir karbonda birden fazla OH var. OH'ın bulunduğu karbonda başka fonksiyonel grup var veya pi bağı varsa alkol değil. Suyun bir oksijenin yerine R'ye geçmiş olarak düşünebilirsin. Bu yüzden yapısı açısal veya kırık doğru. Yapısında bir tane OH varsa, mono birden fazla OH varsa aynı karbonda olmamak şartıyla polialkol. OH'ın bulunduğu karbona göre primer, sekonder, tersiyer. Etandiol, özel adı glikol. Nerede kullanılıyor? Antifriz olarak arabada. Propantriol, özel adı gliserin veya gliserol. Hani 3 tane yağ asidiyle birleşip yağı oluşturan madde, işte bu. Devam. Alkollerin fiziksel özellikleri. OH olduğu için hidrojen bağı var. R kısmı hidrofob, OH kısmı hidrofil. Yapısında bulunan hidrojen bağı nedeniyle erime kaynama noktaları alkan alken alkinden yüksek. Eterlerden de yüksek, onlarda dipol dipol var. Monoalkollerin yapısında eşit sayıda hidrojen vardır. Ancak karbon sayısı arttıkça London arttığı için kaynama noktası artar. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Bu yüzden primer sekonderden, sekonder tersiyerden daha yüksek kaynama noktasına sahip. Birden fazla OH varsa OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı arttığı için kaynama noktası yine artar. Ayrıca karbon sayısı arttıkça yapısındaki hidrofob grup büyüdüğü için çözünürlük azalır. C sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Çünkü hidrofob grup büyüyor.
Önemli alkol, metanol, odunun damıtılmasıyla elde ediyorsun. Sahte rakı, zehirli, buharı dahi zehirli, araçlarda yakıt olarak kullanılması için çalışmalar devam ediyor. Etil alkol, tahıl, darı, mısır gibi her şeyden elde edebiliyorsun. Biyolojik yolla bitkilerden elde edilebildiği için benzinle karıştırılıp temiz enerji olarak kullanılıyor. Lokal antiseptik cilt üzerindeki bakterileri yok ediyor. İyi bir çözücü olduğu için ilaç, parfüm, boya her yerde çözücü olarak kullanabiliyoruz. Her yerde var. Döndük başa bir daha dönelim mi? Kloroform, anestezik. Karbon tetraklorür, çok iyi çözücü. Etilen, olgunlaştırma hormonu. Asetilen, hem kesmede hem kaynaklamada kullanıyoruz. Benzen, naftalin, fenol. Böcek ilacı olarak kullanıyorsun. Fenolden, toluenden de patlayıcı yapıyorsun. Metanol, odun alkolü ve zehirli. Etanol, içtiğin her türlü içkide var veya kullandığın kolonyada var veya kullandığın parfümde var. Her yerde olan parşey etanol, bitkiden elde edilebilip temiz enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor etanol. Devam ettik, etil alkol sentezi. 1. Şekerin mayalanmasıyla sadece etil alkol elde ediyorsun. 2. Alkil halojenürlerin KOH veya NaOH ile tepkimesinden. K ile X gidiyor, ROH oluşuyor. Bütün alkolleri sentezlersin. Etil alkolü özel bir şey değil. Milli Eğitim etil alkol için vermiş. 3. Alkenlerin doyurulmasıyla da yine metil alkol dışında alkol sentezlersin. Burada Markovnikov olabilir, etil alkolde yok da diğerlerinde olabilir, dikkat et. Eter. Kapalı formülü CnH2n+2O. CnH2n+2O. Genel formülü aynı olduğu için alkollerle fonksiyonel grup izomeri. Alkol eter, aldehit keton, asit ester. Bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Sudaki 2 hidrojenin de yerine R bağlanmış gibi düşün. Kırık doğru. R'ler aynıysa simetrik, R'ler farklıysa asimetrik eter ama ikisi de polar. Nihayetinde açısal yapıya sahip. Simetrik de olsa, asimetrik de olsa polar. Apolar eter yok. Polar. Yani dipol dipol taşıyor. Su ve alkol gibi açısaldır, dipol dipol taşır. Kendi arasında hidrojen bağı yapmaz ama suyla hidrojen bağı yapar. Kendi oksijeni sudaki hidrojene bağlanır. Renksizdir, kokuludur, yoğunluğu sudan düşüktür. Dipol dipol taşıdığı için alkollerden daha düşük sıcaklıkta kaynar. Alkolde hidrojen bağı vardı. Ama alkan alken alkinden daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Çünkü onlarda ne vardı? Landın. İyi çözücüdür, uçucudur, yanıcıdır. Açık alevin yanında kullanmayacağız. Analitik kimya tıpta kullanılır. Lokman ruhu, dietil eter, lokman ruhu, yine anestezik madde. Başka nerede kullanmıştık anestezik olarak? Neyi kullanmıştık? Neyi? Kloroformu anestezik olarak kullanmıştık, değil mi? Tersiyer bütil metil eter, benzin noktan sayısını arttırmak için kullanılır. Bunlar da eterlerde ezbere bilmemiz gerekenler. Karbonil bileşikleri. Karbonil bu grup. Yanına R bağladın, açil oldu. X bağladın, açil halojenür oldu. 4 tane karbonil bileşiğimiz var. Aldehit, keton, karboksilik asit, ester. Aldehitler CO grubuna 2 tane hidrojen veya 1 tane hidrojen, 1 tane R bağlanmasıyla oluşur. 2 tane hidrojen veya 1 hidrojen, 1 R. 2 tane R olursa keton. Keton da eterdeki gibi basit veya simetrik olabilir ama her ikisi de oksijenden dolayı polar. Tıpkı eter gibi. Apolar değil. Ketonlar, aldehitler, asitler, esterler, alkoller, eterler hepsi polar. Bakın fonksiyonel gruplardan apolar olan yok. Sadece hidrokarbonlar apolar. Bir bileşik sadece aldehit keton taşımak zorunda değil. Aynı anda hem aldehit hem keton da taşıyabilir. Bunun bağları gitmiş ama şöyle bağları var. Bu hem aldehit hem keton grubu taşıyor. Aldehit ve ketonlar polar, dipol dipol taşır. Kaynama noktaları hidrokarbonlardan yüksek ancak alkollerden düşük. Karbon sayısı arttıkça landın kuvvetleneceği için kaynama noktası artar. Ancak karbon sayısı arttıkça apolar grup artacağı için kaynama noktası azalır. Formaldehit, iyi çözünen renksiz gaz. Proteinleri mikrop öldürücü olarak kullanılıyor. Dezenfektan olarak kullanıyoruz. Sabun deterjanda katkı maddesi olarak kullanıyoruz. Ayrıca proteinleri sertleşip bozulmalarını engellediği için %40'lık çözeltisi analizi yapılacak dokuların korunmasında kullanılıyor. Kadavraları bunda saklıyorlar. Veya hani filmlerde gördüğünüz böyle biyoloji laboratuvarlarına giriyorlar, böyle ceninler meninler var, kavanozların içinde kurbağalar var ya, işte ölü kurbağalar. O sıvılar, o sıvı su değil, formaldehit. Asetaldehit renksiz, keskin kokulu, zehirli. Organik bileşikler elde etmek ve yapay kauçuk elde etmek için kullanılıyor. Asetaldehit doğal özdeş aroma. Kimle beraber? Benzaldehitle beraber. Benzaldehit de acı bademin yapısında bulunuyor. Asetaldehit gibi doğala özdeş aroma vermek için kullanılıyor. Ayrıca boyar maddede de kullanılıyor. Ayrıca boya maddede başlangıç maddesi olarak
benzaldehit kullanıyoruz. Ne var başka? Aseton. Ketonların en küçük üyesi. Çok iyi bir çözücü. Çok çok iyi çözücü. Her şeyi çözer. Yağ, mum, reçine, kauçuk, plastik, lak, vernik. Yani yağımsı her türlü maddeyi çözer. Kanda eser miktarda aseton bulunabilir. İdrarda az miktarda bulunabilir. Ancak diyabetsen idrarında çok miktarda aseton var. Unutmuyorsun. Karboksilik asit COOH, CnH2NO2, RCOOH veya RCO2H. Zayıf asit. İnorganik asitlerin sahip olduğu bütün özelliklere sahip. Metallerle tuz ve hidrojen gazı oluşturur. Suda iyonlaşarak çözünür. Başka? Başka neyi vardı? pH'i 0 ile 7 arasında duruda koşullarında. Turnusolu kırmızıya çevirir. İnorganik asitlerin bütün özelliklerine sahip ama zayıf asittir. Monokarboksilik asit bir tane COOH var. Polikarboksilik asit iki tane COOH var. Bir tane polikarboksilik asidi bileceksin. Özel bileşiklerde adlandırmada söylemişti. Metandioik asit diğer adıyla oksalik asit. Oksiasit hem OH hem H taşıyor, COOH taşıyor. Amino asit hem COOH hem amin taşıyor. İkincide amin varsa glisin, ikincide amin varsa 3 karbonlu alanin, ikincide amin, üçüncüde OH varsa serin. Glisin, alanin, serin ezbere bil. Yağ asitleri çok karbonlu, çift karbonlu, dallanmamış monokarboksilli. Çok karbonlu, çift karbonlu, dallanmamış monokarboksilli. Yağ asitleri bu. Bilmen gereken özel asitler. Kimi bileceksin? Bunlar yağ asidi değil ha. Formik asit, asetik asit, valerik asit, oksalik asit, fitalik asit, salisilik asit. Hepsini bil. Belli olmaz. Çok sık kullanılan asitler çünkü. Formik. Diğer adıyla metanoik asit. Karınca asidi. Karınca salgısında bulunur ve ısırgan otunda bulunur. Tekstil sektöründe boyama işlemleri sırasında kullanılır. Soğutucu üretiminde kullanılır. Ayna, ekmek mayası, mürekkep üretiminde kullanılır ve lokal anestezide kullanılır. Lokal anestezi. Asetik asit, sirke asidi. Sirkede olduğuna göre mutlaka gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanıyoruzdur değil mi? Hemen aklınızda. Suda iyi çözünür. Suyla karıştığında suyu çeker, bu yüzden cildi tahriş eder. Ayrıca çaydanlıklardaki kirecin temizlenmesinde kullanılır. Çözücü olarak apolar maddelerin çözünmesinde kullanılır. Folik asit aklına hemen hamilelik gelsin. Bebek, yeni DNA, RNA, hücre üretimi. Bu yüzden hamilelik ve çocuklarda çok kullanılıyor. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, bazı tahıllarda, baklagillerde, portakal, muz, limon, çilek gibi meyvelerde, fındık, balık, yumurta gibi besinlerde de folik asit bolca bulunur. Fitalik asit serum torbası, şampuan, nemlendirici, saç spreyi. Hemen geçtik. Benzoik asit, benzaldehit katkı maddesiydi, benzoik asit de katkı maddesi. Ayrıca benzoik asitten türeyen benzoatlar da koruyucu olarak kullanılıyor. Katkı maddesi olarak kullanılıyor. Süt ürünlerinde mantar, karanfil, tarçında bulunur. Tıbbi malzeme üretiminde, kozmetik sektöründe, tekstil alanında kullanılır. Marmelat, reçel, meyve suyu, gazlı içecek gibi şekerli gıdaların üretiminde kullanılır. Geçtik. Salisilik asit, aspirin, bitkisel hormon şeklinde bulunur. Söğüt ağacı yaprağından elde edilir. Yeşil yapraklı sebzelerde boldur. Nasır, cilt kanseri, ne bileyim kozmetik alanında her yerde kullanırsın aspirini. Sitrik asit, limon tuzu. Nerede kullanacaksın? İçeceklerde limon tuzu ya. İçeceklerde kullanacaksın. Hücresel faaliyetlerinin pek çoğunda etkilidir. Başka, malik asit meyvede kullanılır, çok faydalıdır. Bil yeterli. Yağ asitleri. Doymamış ana zincirinde pi bağı var. Doymuş ana zincirinde pi bağı yok. Doymamış bitkisel, doymuş hayvansal. Doymamış kolesterolü düşürüyor, doymuş yükseltiyor. Geçtik. Ana zincire baktın. Ana zincir CnH2n+1'e uyuyorsa demek ki pi bağı yok. Demek ki bunlar doymuş yağ asidi. Ana zincir CnH2n'e uymuyorsa, CnH2n+1'e uymuyorsa doymamış yağ asidi. Yağ asidinin gliserolla yaptığı esterlere yağ diyoruz. Yağın bazda etkileşmesi sonucu oluşan maddeye sabun diyoruz. Baz olarak sodyum kullanırsan katı, potasyum kullanırsan Arap sabunu elde ediyorsun. Bunu da unutma. Ester, asit gibi CnH2NO2 asitlerle fonksiyonel grup izomeri. Asitlerle alkollerin tepkimesi sonucu oluşuyor. Esterin hidrolizi sonucu da asit ve alkol oluşuyor. Tepkime denge tepkimesi. Lanolin koyun yönünde bulunuyor. Merhem üretimi için kullanılıyor. Renksiz ortamda saklanmalı. Bal mumu, ana maddesi alkol, yağ asidi, A vitamini açısından zengin, cilde ve nemlendiricilerde, cilt nemlendiricilerde kullanılıyor. Balzam tropikal ağaçlarda ve çam reçinesinde bulunuyor. Parfüm sanayisinde ve öksürük kesmek için boğaz ağrısı tedavisinde kullanılıyor. Bunları soracaklarını da sanmam. Nasıl? Oldu mu biraz? Dur. Şuradan sadece ben olayım. Şöyle beraber bir tekrar edelim mi? Şunu ben bir küçülteyim.
küçülteyim, şuradan başa alayım. Baştan beraber hızlıca tekrar edelim. En azından genel hatlarıyla bileşikleri. Hani polarlığı apolarlığı bulursunuz da bileşikleri. Şöyle. Alkan, alken, alkin hidrokarbon. Aromatik bileşikte CH dışında bir şey yoksa, yani OH, NH yoksa o da hidrokarbon. Hidrokarbonların hepsi apolar. Hepsi London taşıyor. Hepsinde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artıyor. Dalanma arttıkça düşüyor. Kendi arasında bir kıyaslama milli eğitim yapmıyor. Yani alkan alkeni sorarsa kimin karbon sayısı çoksa o diyorsun. Alken alkandan üstün, alkin alkandan üstün gibi. İstisnai soruları kitaplarda var ama müfredatta yok. Geçtik. Alkol eter. Aldehit keton, asit ester. Birbirinin izomeri. Alkol eter izomer. Aldehit keton izomer. Asit ester izomer. Alkolde ve karboksilik asitte hidrojen bağı var. Kaynama noktası en yüksek olan alkol ve karboksilik asit. Alkolde ve karboksilik asitte hidrojen bağı var. En yükseği bu ikisi. Bu ikisinden hangisi yüksek? Karboksilik asit. Çünkü hidrojen bağının yanında bir oksijen fazlası var. E bir de iyonlaşıyor suda. Oh daha ne olsun. Alkol ve asidin en yüksek. Geçtik. İkinci sırada kim geliyor? Eter, ester, aldehit, keton. Kendi içinde kıyaslama sormaz. Korumak. Bunlar polar. Bunlarda dipol dipol var. Eter ekstra kendi arasında dipol dipol yapmıyor da suyla çözününce suyla dipol şey suyla hidrojen bağı yapıyor. Kendi arasında dipol dipol yapıyor pardon. Hidrojen bağı yapmıyor ama suyla çözününce hidrojen bağı yapıyor. Kaynama noktasında gruplara ayrılır. Her grubu kendi içinde kıyasla. Çok zor sormaz. Sorarsa EMA'ya bak. Bak. Asit, alkol, büyük kendi içinde EMA'ya bak. Aa, önce OH sayısına bak. Mesela diolün kaynama noktası mono alkolden yüksek. Asit alkolü ayırdın. Aldehit, keton, eter, ester. Dipol dipol var. Kendi içinde EMA'ya bakıp kıyasla. Geç. Alkan, alken, alkin. Aromatik hidrokarbonlar. Yapısında klor mulor yoksa yani. Hidrokarbonsa apolar. London kendi arasında EMA arttıkça artıyor. Dallanma arttıkça düşüyor. Topladık mı bunların hepsini bir kenara? Hepsinin kaynama noktası polarlığı, apolarlığı. Polarsa suda çözünüyor, apolarsa çözünmüyor. Çözünürlüğünden bahsettik. Alayında karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalıyor. Çünkü karbon sayısı arttıkça bileşiğin apolar grubu büyüyor. Hepsini topladık mı? Devam edelim. Alkan türevlerinde ne vardı? Metil klorür, diklorometan, triklorometan, tetraklorometan. Metil klorür ve diklorometanın çok özel bir şeyi yok. Diklorometan mürekkepte, sentetik liflerde falan kullanılıyor. Triklorometan, CHCl3, diğer adı kloroform, anestezik madde, bayıltıcı etkiye sahip. Tetraklorometan çok iyi çözücü. Çok iyi çözücü. Yangın söndürmede kullanıyoruz. Kuru temizlemede kullanıyorduk. Zehirli kullanmıyoruz. Alken, etilen, olgunlaşma hormonu. Etilen, olgunlaşma hormonu. Başka, perkloreten, kuru temizleme. Söylemiş geçmiş, çok önemli değil. Alkin, asetilen, metali kesmede ve kaynaklamada. İkisinde de kullanıyoruz. Patlayıcı madde ayrıca. Buna da dikkat ediyoruz. Aromatikler, benzen, naftalin, fenol, böcek ilacı. Ve bu üçü de kuru temizlemede kullanılıyor. Benzen, naftalin, fenol. Aminobenzen yani anilin boya vernik mürekkep üretiminde yine kullanılıyor. Toluen patlayıcı trinitrotoluenin TNT'nin sonundaki T toluen. Fenolün yine böcek ilacı dışında bir de antiseptik olarak da kullanıyoruz. Attık cebe. Kullanım alanlarını hızlıca söyleyelim. Başka neyimiz vardı? Burada başka bir şeyimiz yok. Alkollere geçiyorum. Metil alkol zehirli. Sahte rakı da var. Az miktarı da çok miktarı da zehirliyor. Az miktarı körlüğe, çok miktarı ölüme yol açıyor. Buharı dahi zehirli. Dikkat ediyoruz. Etil alkol, içtiğin, kullandığın her şeyde bu var. Parfümde bu var. Nerede? Antiseptik olarak kullandığın el temizleme jellerinde bu var. İyi bir çözücü olduğu için her yerde kullanıyoruz yani etil alkolü. Biyoyakıt olarak kullanıyoruz. Tahılda, buğdaydan, mısırdan, şeker pancarından, ne bileyim üzümden elde edebiliyoruz. Benzinle karıştırıp biyoyakıt olarak temiz enerji kaynağı, alternatif enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Etil alkolü şekerin mayalanmasından elde ediyoruz. Onun dışında alkene su katılması Rx'in KOH'lı tepkimesi sonucu da elde ediyoruz. Eterlerden ne vardı? Dietil eter, lokman ruhu. Dietil eter, lokman ruhu. Anestezik madde, dietil eter. Tersiyer butil metil eter, TMBE, benzinin oktan sayısını arttırıyor. Aldehit keton ne vardı? Formaldehit ne yapıyoruz? Cesetleri saklıyoruz. Proteinleri sertleştiriyor. Analizi yapacağımız dokuları saklıyoruz. Ve bunların bozulmasını engelliyor. Ayrıca mikrop öldürücü, mikrop öldürücü olduğu için dezenfektan olarak da kullanıyoruz. Asetaldehit doğal özdeş aroma. Kimle beraber? Benzaldehitle beraber. İkisini doğal özdeş aroma olarak kullanılıyor.
Acı bademin yapısında bulunuyor. Benzaldehit. Benzaldehitten geçiyorum. Benziyor. Benzoik asit. Benzoik asit de yine katkı maddesi olarak kullanılıyor gıdalarda. Ayrıca benzoat. Benzoik asitten türeyen benzoatlar koruyucu madde olarak kullanılıyor. Aseton çok iyi çözücü. Sadece ojeyi çözmüyor. Ojemsi, yağımsı her türlü maddeyi çözüyor. Mum, reçine, kauçuk, plastik, lak, vernik alayını çözüyor. Çok iyi çözücü. Başka CCL4, karbon tetraklorür çok iyi çözücüydü. Unutma. Karbon tetraklorür. Formik asit, karınca asidi. Isırgan otunda, karınca asidinde bulunuyor. Tekstil sektöründe boyama aşamasında kullanılıyor. Soğutucu üretiminde kullanılıyor. Ekmek mayası, mürekkep ve lokal anestezi. Lokal anestezide kullanılıyor. Asetik asit, sirke. Sirke olduğuna göre gıda katkı maddesi. Ayrıca çaydanlıkları da asetik asitle temizliyoruz. Çözücü olarak da kullanıyoruz. Folik asit ne aklına gelecek? Bebek, DNA, RNA yeni hücre oluşumunda görevli. Bu yüzden hamileler ve çocuklarda faydalı. İşte koyu yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, portakal, muz, limon, çilek gibi meyvelerde bolca bulunuyor. Fitalik asit, serum torbası, şampuan, saç spreyi aklına gelecek. Benzoik asit, gıda katkı maddesi. Ayrıca şekerli gıdaların korunması için de kullanılıyor. Gazlı içeceklerde de kullanılıyor. Salisilik asit, aspirin, cildi nemlendirir. Kolon kanserinden nasırlara kadar alayında faydalı. Sitrik asit limon tuzunda var. O zaman ne yapıyorsun? Gıda katkı maddesi olarak kullanıyorsun. Malik asit meyvede var. Çok yararlı. Elmalarda var dedik. Başka neyimiz vardı özel maddemiz? Lanolin. Koyun yününden elde ediliyor. Merhem yapımında kullanıyoruz. Lanolin. Bal mumu. Bal peteğinden bal aldıktan sonra peteğin eritilmesinden ortaya çıkıyor. Nerede kullanıyoruz? Biz yine merhem olarak kullanıyoruz. A vitamini açısından zengin. Cilt nemlendirici olarak kullanıyoruz. Balzam, çam ağacı ve tropikal ağaçların reçinelerinde bulunuyor. Öksürüğü kesiyor. Boğaz ağrısını tedavi ediyor. Ayrıca parfüm sanayinde kullanılıyor. Umarım biraz oturmuştur. Bunlarla ilgili bu genel bilgileri aklına tutarsan çıkan şıklardan değerlersin. Çok öyle aşırı zor sormazlar zaten buradan. Bunlar faydalı olur. İsteniyordu bolca sıklıkla isteniyordu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.